Böyle günlerde insan hayatın, dostluğun, arkadaşlığın kıymetini anlıyor ama insan kısmı öyle bir şey ki bu üzüntüyü üzerinden attığı anda tekrar kısır döngüyü, o çıkar ilişkileri, menfaatler yine ön plana çıkıyor ve ta ki yanımızdan, canımızdan çok sevdiğimiz dostlarımızı kaybettiğimiz zaman işte nelerin peşinde koşuyoruz diye oturuyoruz, ondan sonra düşünüyoruz. Ta ki o bunalımı atlatana kadar. Az önce de seninle Bülent Hoca ile onu konuşuyorduk. Evet. İşte bu bunalımı atlatana kadar herkes o üzüntüyü yaşıyor. Ama maalesef işte bundan sonrasını da o şekilde yaşamak lazım aslında. Yani dostluğun, arkadaşlığın kıymetini bilmek lazım. Hayatın kıymetini bilmek lazım. Çünkü sonuçta hepimiz bir gün bu dünyadan göç edip gideceğiz ama zamansız kayıplar ve genç insanları kaybettiğimiz zaman daha çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Bir de Tahsin Başkan bu ülkeye mal olmuş, spora kendini adamış bir insandı ve gençliğe çok büyük hizmetleri vardı sevgili Yorman. Evet, tabii ki bir kez daha saygıyla Allah rahmet eylesin. Çalan düdük, Gavi Çetinkaya maça başladı. Hemen süratli kadroları sizlere de aktarayım. Gavi Çetinkaya beyaz formalarıyla izliyoruz. Kalede Cenk Yılmaz var. Ümitcan Babahan, Hüseyin Kayal var. Serhan Önet, Serkan Önet, Sercan Demirman, Eko Barin, Herman Kavo, Erdinç Börekçi, Muammer Tip ve Emre Özsin 11 ile başladı Çetinkaya. Konuk Türk Hoca ise kalede Zeki Çetinkol, Aşan Yaşinses, İsmet Düzce, Bilal Ceylan, Ceyiz Akamba Okunga, Muhammed Ali Uçar, Dino Peter, Hasan Sadracam, Justice Yalo, Doğukan Altuntaş ve Yunus Emre ileri 11 ile de siyah formalarıyla izlediğimiz Türk Ocağı maça başladı. Köşe vuruşu 5. dakikaya girdik. Hüseyin kullandı. Ceza sahası bir kafa vuruşu, top dışarıya gidiyor. Serkan Önet iyi yükseldi ancak kaleyi tutturamadı. Ceza sahasında Herman bıraktı. Şimdi bir vuruş, top döndü. Devam ediyor atak. Herman gol pozisyonu. Herman ne gol! Herman golü atıyor. Dakika 8. Kalabalık savunma arasında topla buluştu. Herman sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapıyor. 8. dakikada Gavi Çetinkaya Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçiyor. Türk Ocağı savunması yine çok hata yapıyorlar. Yani maçın başından beri büyük hatalar yapıyorlar. Pas hatası yapıyorlar. Kademelerde aralarına kaçan oyuncuları kaçırıyorlar. Sonuçta az önce Bilal'in yüzüne çarpan top ara pasıyla Herman golle neticelendirdi. Golün geleceği adeta belliydi gibi. Bu arada Bilal az önce yüzüne çarpan top sonrasında yerde kaldı. Pozisyon devam etti. Bu kez Herman ceza sahasında topla buluşan isim golü yapıyor. Barineko kaleye baktı, şut pozisyonu, Barineko yerden, kaleci Zeki. Sağ tarafa Barineko geçti, ona doğru uzun bir top, ceza sahasına kontrol iyi, Barineko. Barineko karşısında Bilal vardı, Barineko çekti, sol ayağını aldı, tekrar sağ ayak, sert vurdu, gol! Adeta düzeltiyorum, dönüyorum, vuruyorum, golü yapıyorum diyor Barineko. Türk Ocağı savunması da seyretti. Önce kontrol, sağ ayak, sol ayağı aldı, önünü açtı. Tekrar yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderiyor Barineko sahnede. Dakika 26. Çetinkaya bu golle farkı 2'ye çıkartıyor. Gavi Çetinkaya 2, Türk Ocağı 0 oluyor. Göstere göstere yani, attı sevgili. Bu kadar. Göstere göstere. Ancak bu kadar anlatılabilir. Yani alıyor, düzeltiyor, vuruyor, bakıyor. Hepsini de Türk Ocağı savunması seyrediyor. Yani bir tılsım mı var, ne vardır? Atatürk Stadı'na geldi değil mi? Türk Ocağı takımı el ayağı tutuluyor. Hatırlayalım, BG maçında da böyleydiler sevgili. Evet. Ben...
Herman'a. Yunus yakındı pozisyona. Yunus sol tarafa bıraktı. Barineko. Ondan önce Bilal ceza sahası. Gol pozisyonu. Barineko dışarıya attı bu kez. Muhammed. Justice. Doğukan top istiyor. Şimdi Doğukan. Kaleye bir şut. Mükemmel bir şut. Cenk aynı güzellikte çıkarıyor. Çok güzel iki hareket. İşaret geldi. Justice geliyor. Justice vurdu. Kaleci Cenk. Justice köşeyi buldu ama Cenk gole izin vermedi. Basışarak kullanıldı. Justice gidiyor. Justice ceza sahasında verdi pasını. James gol pozisyonu. James vurdu, kaleci kurtarıyor. Cenk bir kez daha sahnede. Bu pozisyonda da Cenk başarılı. Son hücum olacak bu sanıyorum. Dino Peter. Dino Peter ceza sahasına doğru. Muhammed. Ondan önce Serhan ayak koydu. Serbest vuruş diyor. Bu pozisyona Hüseyin Eyüpler. Herkes maç bitti gibi düşündü sanıyorum. O da orta noktayı gösterdi. Bir faul mü? İlk yarının son düdüğü mü? Bir an tereddüt, duraklama ama ilk 45 dakikanın bu kadar olduğunu işaret ediyor ve ilk yarıda 2 gol var. Gayu Çetinkaya Türk Ocağı karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlıyor. Evet, yeniden birlikteyiz. Atatürk'te ikinci 45 dakika için son hazırlıklar yapılıyor. İlk yarıyı Gayu Çetinkaya Türk Ocağı karşısında 2-0 önde tamamlamıştı. Herman ve Barineko'nun gollerini izlemiştik ilk yarıda. İkinci yarı için bakıyorum, oyuncu değişikliği var mı takımlarda? Her iki takım da maça başladıkları 11 ile ikinci yarıya devam edecekler. İkinci 45 dakika, çalan düdük başlıyor. Onun önüne bırakırsa tehlikeye olur. Barineko, Barineko gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya Barineko, zeki. Barineko. İçeri doğru kat etti topla birlikte Dino Peter. Şimdi Justice'i gördü. Justice kaleye bir şut, direkten dışarıya gidiyor. Cenk'in de müdahalesi var ve top kornere gidiyor. Süreyle taşıyor yine topu sol kanattan. Yine fulelendi. Barneko girdi cezaman içerisine. Barneko orada kaldı. Hayır diyor Hüseyin Eyüpler. Hayır diyor. Pozisyona çok yakın. Adeta arkasında koşuyordu. Pası şimdi Justice. Girdi cezaların içerisine Justice. Bir şut Cenk dönüyor. Bir şut daha Dino Peter'den Cenk. Ara pası James. James öne açıldı. James vurdu tahvirlerde. Öne açıldı James'in. Paralel kat etti cezalandığı şutunu vurdu yerden ve Cenk'in uzanamayacağı noktadan top filelere gitti. 2-1 oldu skor. İstekli arzulu bir ocak vardı yani ikinci bölümde ama bir türlü o 2-1 bulamadılar. Bu 2-1'i daha erken bulsalar maça çok daha erken ortak olacaklardı ama şimdi bakalım yine tabii 5 ve uzatma bölümleri ne getirecek göreceğiz. Aşağı yukarı 10 dakikalık bir bölüm var. Evet. Muhammed. Döndü Bilal. Bilal kaleye vurdu. Kaleci kurtarıyor. Sekti top. Barineko önü aldı. Barineko sekti. Kaleci çıktı, aldı topu. %100'lük gol şansı Barineko. Şans anı. Bu şansı değerlendiremedi. Bilal indirdi. Ceza sahası doğru yenen top. Serhan. Top açıldı. Bir kez daha sekti top. Bu kez serbest vuruş diyor Hüseyin Eyüpler. Ceza sahası içerisinde Çetinkaya'lı futbolcular yerde kalmıştı ve maçı da bitiriyor. Maçtaki son düdük geliyor. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Çetinkaya Türk Ocağı'nı 2-1 mağlup ediyor ve haftayı 3 puanla kapatan taraf